Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT ait Geometri Kampı'nın 9. haftası 3. videosundayız. Üçgenlerden sonraki test 3'ün çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC ve CBD ikizkenar üçgen olarak verilmiş. AB ile AC 11'im verilmiş. Hocam burası 11'im burası da 11'im. Yani buraya ne kaldı? 10 eksi x kaldı. Başka ne verilmiş? Şurası 90 derece yani burası 90 derece. Bir de BD ile BC 8'er birim verilmiş. Arkadaşlar ne yapacağız burada? E hocam dik üçgenler var burada. Bir burada dik üçgen bir de burada dik üçgen. İkili dik üçgende bir de ortak kenar varsa oh tamam işte bitti olay. Ortak kenarı yalnız bırakıyorduk değil mi arkadaşlar? Haş yalnız bıraktık burada. H kare neye eşit? H kare hocam 10'un karesi eksi x'in karesine eşit. 10'un karesi eksi x'in karesine eşit. Aynı zamanda h kare neye eşit aşağıdakinde? 8'in karesi eksi 10 eksi x'in karesine eşit. Bu 10 eksi x'in karesi nedir? 100 eksi 20 x artı x kare mi? Evet önünde eksi var. Her ikisi de h kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit olacak. Hadi devam edelim bakalım. Bu 100 eksi x kare 100 eksi x kare eşittir. Sonra bu da 64 eksi dağıtıyorum buraya. Eksi 100 artı 20 x eksi x kare yaptı. Eksi x, -x karelerinden ay oldu. Artı 20 x burada kalsın. Şurası ne yaptı arkadaşlar? Eksi 36 yaptı. Öbür taraf atınca artı 36 yani 136 20 x eşit oldu. O zaman x de buradan 136 bölü 20 eşit oldu. 2'ye bölsen 68 bölü 10 bir daha 2'ye bölsen 34 bölü 5 yapıyor arkadaşlar. Yani birinci sorumuz böylelikle ne çıktı? Cihan çıktı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. ABC üçgenin alanı BD üçgenin alanı 5 katı. Ha, alanlar oranı verilmiş. Arkadaşlar 90'lar davada uçuşuyor. Ne var burada? Alfa beta. Hem benzerlik hem de alan ilişkisi var. Başka türlü de yapabilirsin. Orta taban çizebilirsin. Onu yapabilirsin. Bunu yapabilirsin ama. Valla şurası beta alfa 90 ise burası da beta. Benzerlik olduğu belli. Benzerlik bir de alan varsa benzerlik alan ilişkisini düşünürüz. Evet, BD üçgeninin alanı bakın şurası A iken tüm alan ne verilmiş arkadaşlar? ABC üçgeninin alanı burası da 5A verilmiş. E ee, benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil miydi? Evet. Ee, bizden ne isteniyor? AC uzunluğu isteniyor. X isteniyor. Hocam X'e ulaşacağız ama burada 90'ın karşısında var. O zaman 90'ın karşısındaki bu kenara şöyle bir Y diyelim. Benzerlik oranı 4 bölü y. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. A bölü tümü kaç a arkadaşlar? 5 a olduğundan dolayı. Her iki tarafın kare kökünü alırsam 4 bölü y eşittir 1 bölü kök 5 yaptı. O zaman y de buradan 4 kök 5 geldi. Arkadaşlar y 4 kök 5 ise o zaman burası kaç? Şuraya bakacak olursak bakın burası 8. 8 var 4 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgenden x'e kaç çıkacaktır? 4 çıkacaktır. Yani küçük olanın kök 5 katı olacak ya. O zaman küçük olan 4 olunca 1 2 kök 5 de sağlanmış oluyor. Yani ikinci soru akçay oldu. Geldik 3'e. ABC ve BD eşkenar üçgenler. Arkadaşlar bir açıları yazalım. 60 60 60. E 60 90 ise burası 30, burası da 30 oldu. Bu da eşkenar üçgenmiş. 60 60 ve 60. Buraya da 30 derece kaldı. Şuraya 32 vermiş. Taralı alan nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 90'ın karşısı 32 ise burası 16. Burası 16 kök 3. Burada da 30, 60, 90 var. 90'ın karşısı 16 kök 30'un karşısı yarısı 8 kök 3. 60'ı karşısı kök 3 katından dolayı 24 yapar. Burada da bir 30, 60, 90 üçgeni var. 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı 12. 60'ı karşısı da 12 kök 3 yapar. E, B, F, H, üçgenin alanı 12 çarpı 12 kök 3 bölü 2 değil midir arkadaşlar? Evet. Sadeleştirdiğimiz zaman 6 yaptı. Bu da 72 kök 3 yapar arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 72 kök 3 yani denizli oldu. Geldik dörde. ABC dik üçgen B paralellikler verilmiş. Arkadaşlar şu paralellikleri ben şöyle göstereyim. Kırmızılar kendi arasında paralel. Maviler de kendi arasında paralel olarak verilmiş. Şununla da şu paralel verilmiş arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarınız şöyle yapacaktır eminim. Hocam bu ağırlık merkezi paralellik varsa 8 ise 8 oluyor diyebilirsiniz. Ama gerek yok. Burada direkt maviler paralel ya. Şuradaki üçgende bir orta taban çıkmadı mı? Evet. Yani burası 8 burası da 8 oldu mu? Aynen öyle. Hocam aynı şekilde orta taban var şu kırmızılarda. 4 ise burası da kaç oldu? 4 oldu. Ve bu arada arkadaşlar burası paralellikten dolayı 90 derece değil mi? Evet. E ne çıktı? 90'ın karşısı 8 hangi açının karşısı 4, 4'tür? 30'un. 30'un karşısı 4 ise 60'ı karşısı da 4 köküçtür. Hocam burası da 4 köküç. Hocam burası da 4 köküç. Ne isteniyor? ABC üçgenin alanı. O zaman bana bu dik kenar lazım. A şurada da bir ort taban var. Bakın dörtgen burası kaç yapıyor? 8. Benzerlikten de gidebilirsiniz. İşte böyle hocam 2 bölü 3 8 bölü bilmem ne diyebilirsiniz. Ama bir de burada ben paralel kenarı da fark ediyorum. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Dörtgen burası da 4 oldu. Yani toplamda burası 12 oldu. Ya da hiç gerek yok buna. Orta tabana da gerek yok. Kardeşim paralel kenarı da gerek yok. Niye? Paralel ya 30'sa burası da 30 değil mi? Evet burası da 60 oldu mu? Oldu. 60'ı karşısı hop 12 kök 3 ise 30'un karşısı ne olacaktır? 12 olacaktır. O zaman üçgenin alanı alan neye eşit olacaktır? 12 çarpı 12 kök 3 bölü 2'ye eşit olacaktır. Sadeleştir 72 kök 3 diye buluruz cevabı arkadaşlar. Evet dördüncü soru Ceyhan çıktı geldik 5'e. ABC x kenar üçgen AB ile AC eşit verilmiş. zaten açıların eşitliğinden belli. Bir de ABC açısıyla ABC açısı noktayken AED de nokta açısı verilmiş. Sonra 52-68 verilmiş EAB açısı. Şuradaki açı X açısı isteniyor arkadaşlar bizden. Ne yapacağız? Diğer açıları da isterseniz y diyelim. Y diyecek olursak şuradaki üçgende bütün açılar belli mi? Belli. Hadi yazalım o zaman buradaki üçgendeki bütün açıları. Hocam 2X artı Y artı 68 eşittir 180 değil mi? Evet o zaman buradan 2X artı Y artı 68 eşittir 180 ise 180'den 68 çıkınca kaç kalıyor? 112 kaldı. Sonra hocam şuradaki üçgende de x, y, y 52. Yani x artı 2y, x artı 2y artı 52 eşittir 180 ise 180'den 52 çıkartınca 128 mi kaldı? Evet. Bizden ne isteniyor? x. x'i bulmak için ne yapacağız? y'yi yok edeceğiz. y'yi yok etmek için ben bunu eksi 2 ile çarpayım. Taraf tarafa toplayayım. O zaman eksi 4 x eksi eksi 4 x eksi 2y eşittir. Eksi 224 e, aşağısında x artı 2y eşittir 128. Şimdi burada taraf tarafa toplarsak ne geldi arkadaşlar? Eksi 3x eşittir. 224'ten 128 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? Sanırım 96 kalıyor. Evet 96 yaptı. Eksi 96 yaptı. E o zaman buradan da şu şeyi yapacak olursak 3'e böldük. Eksi 3'e bölecek olursak 96'yı 3'e böldüğümüzde kaç yapıyor? 32 mi yapıyor arkadaşlar? Evet 32 yapıyor. Cevabımız böylelikle ne, ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşlar. Beşinci soru Denizli oldu. Geldik altıncı soruya. Altıncı soruda da arkadaşlar. Abnem tasarlayan Egehan. E, Egehan'ın kim olduğunu öğrendiniz artık. Benim büyük olan şekil birdeki ikizkenar üçgen biçimindeki kartondan 9 tanesini kullanarak aralarında boşluk kalmayacak biçimde şekil 2'deki gibi e, deseni elde ediyor. Şunu elde etmiş. Arkadaşlar ikizkenar üçgen. Tamam burası taban açıları xx. Hocam taban açıları x x ama beni tepe açıları ilgilendiriyor bak. Ya da şuradaki açıları ilgilendiriyor bak. Bu noktada birleşmiş. Hocam burası tepe açısı. Bu tepe açısı nedir arkadaşlar? x x burası 180-2x değil mi? Evet. Bakın şu açıya ben bir çizgi açı diyeyim. 180-2x, 180 2 -2X, 180 xten şöyle bir sayalım mı arkadaşlar? E, buradaki de nedir? Bak tepe açısı buraya geldi. Kısa kenar burada arkadaşlar. Burası x derece, burası da x derece. Burası kaç? 180-2x arkadaşım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 180 eksi 2x var. Ve artı 2 tane de x var. İşte bunların toplamı neymiş arkadaşlar? Tam açı yapacağı için 360'a eşit. İşte böyle eş yapıları kullanıp böyle ya doğrusallık, doğru doğru açı ya böyle tam açıyı falan kullandırıyor Seymi. Yani dikkat edin arkadaşlar. Hem TYT'de hem de AYT'de bu tarz sorularla karşılaşabilirsiniz. 2022 sınavında biliyorsunuz doğru açılardaki soruyor. Yani AYT sınavında sordu arkadaşlar. Haberiniz olsun. O zaman şöyle bir çarpalım arkadaşlar. 7 çarpı 180 çarpmayayım şimdilik. Dursun bakalım. Eksi 14x artı 2x eşittir. 360 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Şurası eksi kaç x arkadaşlar? Eksi 12x. Attık öbür tarafa artı 12x yaptı. Bu da 7 çarpı 180 eksi 360 yaptı. Vallahi 7 ile bunu çarpmamak için böyle yaptım. 180 parantezini alalım arkadaşlar. 180 parantezini alınca burada 7 kaldı. Burada 2 kaldı. Eşittir. 12x yaptı. E 12 ile bu 180 sadeleşiyor. 15 yaptı. 15 ile de burası da 5 yaptı. 5'in çarpımı da kaç oluyor o zaman arkadaşlar? 75 oluyor. Evet cevabımız böylelikle çıktı? E dremit çıktı 6. soruda. Geldik 7. soruya. Masanın üzerinde aralarındaki uzaklık 15 birim olan 8 ve 6 birim yüksekliğindeki... İki mum ve bu mumlar arasına 2 birim yüksekliğinde bir kalem mumlarla doğrusal olacak biçimde yerleştiriliyor. Evet mumlarla doğrusal bir kalem var ve 2 birim uzunluğunda. Evet bunlar da birbirine eşit gölgelerde. Mumlardan çıkan ışıklarla kalemin her iki tarafında oluşturduğu gölgelerin boyları birbirine eşitmiş arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit. Tamam. Buna göre mumlardan ikisinin oluşturduğu gölgenin boyu kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet birisinin boyu isteniyor. Arkadaşlar burada e, mum da kalem de şu da masaya dik değil mi? Evet. Yani burada ne kullanacağız arkadaşlar? Bakın şu da masaya dik. Kalem de masaya dik. Hocam bu da masaya dik. E, paralellikler var. Tem orantıyı kullanacağız o zaman. E şuraya baktığın zaman bak burası 2 birim burası 8 birim. Burası 2 8 olduğu için tem orantı var mı burada? Var. Hocam 2 bölü 8 yapmalı. Şöyle bakacak olursan 2 bölü 8 yapmalı burası. 2 bölü 8 dediğimiz nedir? Yan tarafa yazayım. 2 bölü 8 dediğimiz 1 bölü 4'tür. Yani burası xken tamamı 4x'tir. Burası da x olduğundan buraya 4x kaldığından buraya ne kaldı arkadaşlar? 2x oldu. Çünkü x bölü 4x olacak. Geldi öbür tarafa. Hocam burada da bir temel orantı var mı böyle? Var. Buradaki temel orantıya bakacak olursak hop şu bölü tamamı. Yani x bölü tamamı 2 bölü 6'ya mı eşit olmak zorunda? 2 bölü 6 da 1 bölü 3 değil mi? Evet. Hocam 1 bölü 3 yani x'i 3x olacak. E burası da x olduğundan dolayı arkadaşlar x x tamamı 3x olduğundan buraya da x kaldı. Bakıyoruz 2 3 4 5 5x neye eşit oldu arkadaşlar? 15'e eşit ve x de buradan kaç çıktı o zaman? 3 çıktı. Evet bunlardan ikisinin oluşturduğu gölgenin boyu. Ama bizden ne isteniyor? İkisinin oluşturduğu gölgenin boyunu isteniyor. Cevabımız da böylelikle ne yaptı? 2x'ten dolayı 6 yaptı arkadaşlar. Evet 7. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 8'e. Birim karelerden oluşan ve her bir birim karenin alanı 4 km kare olduğu bir haritada üzerinde A, B, D, adalarının konumları şekildeki gibi gösterilmiştir. Evet 4, 4 km kare ya 4 km kare olduğu için bir kenarları 2, birim, 2, bir 2 km 2 olacak arkadaşlar burası? Gerçekte evet. Şimdi o noktasında bulunan bir gemi 8 kilometre gidecek kadar yakıtı bulunmaktadır. Bu geminin ulaşabileceği en uzak ada aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar O A'ya bakıyoruz. Bakın O A, O B, O C, O D ve O e, uzunluklarını ne yapalım? Hesaplayalım. O OA'yı O A'yı hesaplarken ne yapacağız arkadaşlar? Bakın O A burası, O B burası, O C burası, O D burası, O C burası ve bu da burası. Bunları hesaplarken tabi dik üçgene karşılık getireceğiz. Hocam OA'yı hesaplarken şurası. Her bir kenarın 2'şer birim olduğuna dikkat et. Burası 2, 4, 6. Burası da 6, 6, 6, 6 kök 2. Hocam ne oldu burası? 6 kök 2 oldu. OA uzunluğu. OA uzunluğu 6 kök 2 ise 6 kök 2. Hocam 6 kök 2 8'den küçük mü diye bakıyorum. Bunun karesi 72, bunun karesi 64 değil. OA olmaz o zaman. Sonra OB'ye bakıyorum. Bakın B adası burada arkadaşlar. Dikkat et. B adasına ait dik üçgene hemen oluşturuyoruz. Şöyle oluştursak arkadaşım şöyle. Burası ne yaptı? 2, 4 birim burası. 6 birim burası. Hocam bu 2 çarpı 2. Bu 2 çarpı 3. Bu da 2 çarpı kare küçüğünde 2 ve 9'un toplamı 2 kök 13 yaptı burası. Biraz kafadan yapıyorum. 2 kök 13. 8'den küçük mü? Karesi 52 yaptığı için. Şuraya da karesini yazayım isterseniz. Karesi 52 ve 64'ten küçük. Herhangi bir sıkıntı yok. Sonra öbürüne bakalım OC'ye. OC'ye bakarken de şuradaki dik üçgene bakacağız arkadaşlar. Şuradaki dik üçgene bakarken de hocam burası 2 birim. Burası da toplamda kaç birim? 8 birim. 2 çarpı 1, 2 çarpı 2, 2, 4. 2 çarpı kare küsünde 1 artı 16'dan 2 kök 17. Hocam burası 2 kök 17 yaptı. 8'den küçük mü diye bakıyorum. Bunun karesini alsan 4 çarpı 17. 4 kere 28. 4 kere 1, 4, 68. Hocam bu 68 yaptı. Karesi 68. Karesi 68. 64'ten küçük mü? Değil. 4 kere 28. Evet 68. O zaman OC'yi de alamam arkadaşlar. OD'ye bakalım. OD'ye bakarken şuradaki dik üçgene bakacağım arkadaşlar. Burası 2 burası 6. 2 çarpı 1 burası. 2 çarpı 3 burası. 2 çarpı kare içinde 1 artı 9'dan 2 kök 10 oldu. 2 kök 10 8'den küçük mü? Karesini düşündüğüm zaman burası 40 burası 64 küçük bu sağlanıyor. Sonra en son OE'ye bakalım. OE'de arkadaşlar şuradaki dik üçgenden zaten Hocam 4 birim burası 4 birim burası 4 kök 2 de burası yaptı. O zaman 4 kök 2 yaptı burası. 4 kök 2 de 8'den küçük mü? Küçük. Çünkü bunun karesi 32, 64'ten küçük yapıyor arkadaşlar. Şimdi O, B, D ve E adalarına ulaşabilir bizim eleman. Yani gemi e, o zaman bunlardan en büyüğü. Bu geminin ulaşabileceği en uzak ada hangisidir diye soruluyor. En uzak hangisi? 52, değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman B adasına ulaşıyor en çok ee, en uzak ada olarak arkadaşlar. 8' soru. Böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 9 soruya. Atlantik okyanusu içinde Bermuda şeytan üçgeni olarak adlandırılan gemiler ve uçaklar için tehlikeli bir bölge bulunur. Gerçekten böyle bir bölge var arkadaşlar. Bermuda şeytan üçgeni. Ha, bir araştırın isterseniz bir şey mi var burada? Bir akım mı var? Bir şey mi var? O üçgenin içinden geçen böyle havadan ee, geçen şeyler uçaklar düşüyor arkadaşlar. Ya da gemiler Böyle kayboluyor gibi bir şey var arkadaşlar. Bir araştırın isterseniz. Evet bu bölgenin çevresini hesaplamak isteyen bir araştırmacı sabit bir hızla gemiyle A'dan başlayarak önce A-B yolunu bakın önce A-B yolunu gitmiş. Sonra A'dan başlayan önce A-B yolunu sonra B-C yolunu gitmiş. Sonra şu yolu gitmiş arkadaşlar. Sonra da C-A yolunu giderek ne yapmış arkadaşlar? C-A yolunu kullanıyor. Araştırmacı A-B yolunu ve B-C yolunu aynı sürede almış. Bak A-B ile BC yolunu aynı sürede aldıysa hız da sabitse o zaman bu bir ikiz kenar üçgen değil midir? Evet. Şimdi dikkat. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Pusula da aşağıdaki şu görünüm oluşmuş. Bak A'dan B'ye giderken bu kuzey çizgisi kırmızı. Kuzey çizgisiyle 20 derecelik açı oluşturmuş. Arkadaşım kuzey çizgisi nasıl bir çizgidir? Kuzey bizim yukarıda değil midir? Kuzey, güney, doğu, batı pardon. Batı ve doğu. Kuzey çizgisi hep yukarıyı gösterir, değil mi? Ha, bazı sorularda illa yukarıyı göstererek diye bir diğer bir şey yok Böyle şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Yani sen hep böyle yukarı baktığın zaman kuzey olmak zorunda da değil. Ee, bir kuzey çizgisi çizelim bakalım. Arasında kaççı 20 derece oluyor mu? Hangisiyle AB ile. Bakın A'dan B'ye giderken B'ye yakın kuzey çizgisinin arasındaki açı. Hocam bu bir ikizkenar üçgen. Aklımızda şöyle kalsın. Tamam bu yolları kullandı. Kırmızıyı kullanmak daha net olacak burada. Şu ikiz ikizkenarlı şöyle göstereyim ben. Tamam. Kuzey çizgisi şöyle mi arkadaşlar? Evet, kuzey çizgisini çizelim AB yolunda. Kuzey çizgisiyle kaç derecelik açı yapıyor? B'ye yakın olan taraf 20 derecelik. Hop! Hocam burası 20 derece. Tamam. Şurayı bir 20 derece yazdık. Sonra ne diyor arkadaşlar? B'den C'ye giderken de kuzey çizgisiyle 150 derece açı yapıyor. Bakın. O zaman B'den C'ye giderken de kuzey çizgisini kullanalım arkadaşlar. Hop şöyle. B'den C'ye giderken de 150 derece. Hocam geniş açısı burası değil mi? Yani şurası 150 derece. Zaten dikkat ederseniz kuzey çizgisinin C'ye yakın olan tarafı. Görüyor musunuz arkadaşlar? C'ye yakın olan tarafı. Ya da fark etmez. İşte geniş açısı 150 derece. E ne yapacağız? Dikkat edin burada. Önemli olan ayrıntı nedir? Kuzey çizgileri birbirine paraleldir. E yani paralel çizgi arkadaşlar bu. Burası kaç derece? 30 derece. Bak paralel doğrular var burada. Şurada bir M kuralı var mı arkadaşlar? Var. 20 ile 30'un toplamı kaç yaptı? O zaman burası 50 derece yaptı. Hocam bu bir ikiz kenar üçgendi. İkiz kenar üçgen olduğundan dolayı burası 50 derece ise 180'den 50 çıkart. 2'ye böl. 65 65 mi yaptı burası? Evet. Sonra bizden ne isteniyor? Buna göre araştırmacı C'den A'ya giderken C'den A'ya giderken kuzey çizgisiyle işte kuzey çizgisi zaten buydu. Bir daha çizmeme gerek yok. Kaç derecelik açı yapar diye soruyor arkadaşlar bize. Hocam şurada kaç kaç derece? 30 derece. 2 iç açı bir dış açıdan 95 yaptı. Ya 95 dereceyi arayacağız ya da 85 dereceyi arayacağız arkadaşlar. C'den A'ya giderken. 95'i ya da 85'i arayacağız. Hocam 95 ya da 85 hangi şıkta var? Bak C'den A'ya giderken. Kaç derece var burada? 85 derece var. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Edremit çıktı arkadaşlar. 9. soru. Edremit oldu ve bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Test 4'te son testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.